Arkadaşlar hoş geldiniz, merhabalar. Yunus geliyor değil mi? Geliyor. Evet, Gazali'nin yani Mustasfa'nın 8. usul okumalarının 36. dersine hoş geldiniz. Aslında böyle demiyorduk ama yani dersin tam sayısını vermek için dersin işte sayısını verince hoş geldiniz diye. Bu ders hoş geldiniz gibi olmuş oldu. Evet, neyse önemli değil. Teklif ve mükellef konusundan devam ediyoruz. Şurada kaldığımız yeri bir tam bulayım. Evet. Mükellefte kaldık. Mahkum aleyh mükellef. Evet. Şimdi mükellef yani teklifle yükümlü olan konusu kelamla usulü fıkhın ve fıkhın birleştiği bir konu. Evet. Yani din insanlara mükellefiyet getiriyor. En başta inanma mükellefiyeti, dine inanma mükellefiyeti. Değil mi? İnanırsan şöyle olur, inanmazsan böyle olur. Daha sonra da bir takım hukuki mükellefiyetler yüklüyor. Yani dinin aslında hani insanlara yansıyan yönü mükellefiyet olarak görünüyor. Evet. Peki Şari ya da Tanrı, fıkıhtaki adıyla Şari diyelim. İnsanlara böyle teklifte bulunurken, yani bir takım külfetleri yüklerken, yükümlülükler yüklerken, bir takım kurallara bağlı kalır mı, kalmaz mı? Şimdi ehl-i rey anlayışına göre, değil mi? Allah-u Teala bir şeyi emrediyorsa, bu şeyin mükellef, kudreti dahilinde olması lazım. Yani mükellefe ancak yapabileceği bir şeyi emredebilir. Yapamayacağı bir şeyi emretmesi caiz mi? Caiz değil. Yani mükellefe yapamayacağı bir şeyi emretmesi mümkün değil. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın bize emrettiği şeylerin hepsi bizim yapabileceğimiz şeyler. Yani kudretimiz dahilinde olan şeyler. Kudretimizin haricinde olan bir şeyle bizi mükellef tutması caiz değil. Mümkün değil. Bize böyle bir şeyi, bizi böyle bir şeyle mükellef tutması. Neye aykırı bu? Her şeye aykırı. Hikmete aykırı. Abes. Yani mesela şöyle emirler olsa, işte günde 3 defa uçun. Değil mi? Çok can kaybı olur, o ayrı. Ama böyle bir şey abes. Evet, bir. Dolayısıyla baştan itibaren kelamcılar, usulü fıkıhçılar mükellefiyetin şartı nedir? Bunun üzerine de düşünmüşler. Eş'arilere geçersek. Eş'ariler bu konuda biraz daha belki şeyler. Hani genel onların kelami görüşleri gereği. Yani Allah'a caiz olup olmayan şeyler tasavvuru pek yoktur eş'arilerde. Değil mi? Allah'a caiz olup olmama, yani bazı şeylerin Allah'a caiz olup bazı şeylerin caiz olmaması dili, üslubu orijinal olarak ehl-i rey, yani mürciye, mutezile dilidir. Eş'ariler bunu kullanmaz. Eş'arilere göre Allah'ın yaptığı her şey zaten iyidir. Ona caiz olan şeylerdir. Her şeyi de yapabilir. Yani Allah-u Teala yaptığı bir fiile biz ya bunu yapamaz falan diyemeyiz. Bize günde 3 defa uç dese bu güzel bir şeydir demiş olsaydı güzel olurdu. Biz önceden şey yapamıyoruz.
önceden ne yapmıyoruz? Ona şey biçmiyoruz, değer biçmiyoruz. Bu tavırın arkasında ne yatıyordu? Niye peki ehl-i rey böyle şeyler biçiyor? Çünkü ehl-i rey, bu hiç anlaşılamıyor işte bence. Hani ben burada sık sık söylüyorum ama ilahiyat camiasında anlaşılamayan bir şey. Ehl-i rey bunu dine giriş için ön şart olarak yapıyor. Yani ben kardeşim bu metni inceledim. Ki metin dediğim Kur'an-ı Kerim. Ben burada Tanrı'yı hakim bir Tanrı gördüm. Abesle iştigal etmeyen bir Tanrı gördüm. Bundan sonra inandım. Yani aklı... Tabii ki. Yani kendi akli kriterlerime uygun olduğunu düşündüm. Tanrı da zaten benden inanmamı ve akılla inanmamı istiyor. Dolayısıyla zaten yapılması gereken bu. Bunu yaptım. Hani her zaman söylediğim gibi. Eşariler ise hayır. Yani eşariler işte ben mucizeyi gördüm, inandım. Ondan sonra geri kalanla karışmam gibi bir şeyde. Efendim. Tamam mı? Şimdi Gazali diyor ki, Gazali burada hangisine daha yakındır sizce? Eşarilere mi teklif konusunda? Gazali şimdi burada çok zikzaklı. Hüsn-i Kubuh'ta Eş'ari. Ondan sonra. Kelamun Nefs'te, Nefsi de Eş'ari. Ama başka bazı konularda Eş'ariliğin dışına çıkmış. Efendim, teklif konusu aynı zamanda şeyle de çok alakalı. Cebirle de çok alakalı. Cebir konusuyla da çok alakalı. Hani mesela ehli rey diyelim, kendini ehli adil olarak niteliyor ya. Ehli adil. Adalet. Bu adaleti pek çok anlamda kullanıyor. Bunun bir anlamı da cebrin olmaması. Yani bir tarafta ehli cebir var, bir tarafta ehli adil var. Ehli cebirde adalet olabilir mi? Hayır. Yani Allah Teala bizi bir takım fiillere zorluyor. Ondan sonra da cehenneme atıyor ya da cennete atıyor. Ondan sonra buna ehli cebir diyoruz. Burada adalet düşüncesi sıfırlanıyor resmen. Ehli adil ise işte cebirin olmaması anlamına da geliyor. Adaletin çok geniş kapsamı var. Hani bildiğimiz adalet falan. Evet. Şimdi dolayısıyla iki kutup arasında Gazali şu anda ehli reye yani mürciye ve mutezileye daha yakın. Gazali burada cebre düşmek istemiyor ve Eş'ari'yi, Bakillani'yi eleştiriyor. Evet. Şimdi Gazali konuşmaya başlıyor. Diyor ki, teklifin şartı, yani mükellef olabilmenin şartı, hitabı anlayacak şekilde akıl sahibi olmaktır. Efendim, bundan dolayı mesela deli, işte gayrimümeyyiz, mükellef değildir. Neden? Zira mükellef olmanın gereği itaat ve imtisal dediğimiz emri yerine getirmektir. Emri yerine getirmektir. Ondan sonra emri yerine getirmek de bir kasıt gerektirir. Hani ben bunu anladım, bunu yerine getirmem lazım, yapmam lazım. Kasıt gerekir. İşte anlamayan kişi nasıl kasıt sahibi olabilir? Yani anlamayan kişiden biz bir kasıt bekleyemeyiz. Dolayısıyla mükellef olabilmenin şartı akıl sahibi olmaktır. Akıl sahibi olmayan mükellefler grubuna dahil olmuş olsa burada Allah-u Teala'ya bir tür caiz olmayan bir şey söz konusu olur. Çok problemli bir şey. Allah-u Teala'ya ya da şöyle diyelim, bir Tanrı'ya caiz olmayan bir şey yapmış olur metnin sahibi. Tamam mı? Bunu izah etmemiz imkan dışı kalır. Yani sonucu ne? Tanrı ona caiz olmayan bir şey yapmışsa bunun sonucu nedir? Bu Tanrı değildir o zaman. Bu metnin kaynağı Tanrı değildir yani. Tamam mı? Bu şekilde çok açıklanmadığı için hep bizimkiler caiz diye geçiyor. Ben sürekli tekrar ediyorum aklımızda yani iyi anlayalım diye. Soru, şimdi Gazali'ye hemen bir soru. Geçen derste anlattığımız konu. İtiraz eden diyor ki böyle anlatıyorsun ama çocuklara zekat vermek. Mesela Şafiilerde çocuklar zekat verir. Yani malın bir borcu gibidir. Mala ilişir. Efendim. Mali tazminatlar, işte bildiğiniz şey, çocuk 5 yaşında da olsa birisinin malına zarar verirse tazmin eder. İşte nafaka öder. İşte çocuklar şey olabiliyor. Yani işte dinin ya da hukukun
şer'i hükümlerle muhatap olabiliyor. Çocukların fiilini de ilgilendirebiliyor bazı teklifler, bazı mükellefiyetler. Evet. Gazali diyor ki, bunlar hiçbir şekilde teklif değil diyor. Hani geçen derste açıkladığımız gibi bu bir problem. Efendim, bunları veliler yönetir. Efendim, hani sonuçta çocuğun zimmeti var. Biz işte vücub ehliyeti diye bir şey ve zimmet diye bir kavram ürettik. Ki üreten Debussy. Debussy olmasa daha çok zorlanır burada Gazali cevap vermeye. Debussy'den almış. Debussy'yi de sevmez bu arada biliyorsunuz. Ondan sonra. Efendim. Aşamadığı için belki. Hukukçuluğu müthiştir Debussy'nin. Bunlar hiçbir şekilde teklif değildir diyor. Bunu veli yönetir. Bunlarda şey yoktur diyor. Muhallik yok. Yani bir teklifi mala yutak ya da teklifi muhal söz konusu değil. Efendim. Burada bir takım hukuki sebepler var. Herkese yönelik hukuki sebepler var. O sebep gerçekleştiğinde herkes yükümlü olur. Hukuki sonuçlar doğar. Dese de tabii bu şey. Yani yine burada yani şimdi bunlar teklifi hüküm değil, vaz'i hüküm demeye çalışıyor. Vaz'i hüküm diyerek şeylerin mükellef olmayanların bir takım şer'i hükümlerle muhatap ve mükellef olmasını bir tür engellemeye çalışıyor. Öyle de yapsak sonuçta bir şey var. Bu da hukukun kendi şeyinden kaynaklanıyor. Efendim, yani şer'an, şimdi şunu demeye çalışıyorum. Yani şer'an, kelami olarak düşündüğümüzde buluğa ermemiş kişilerin hukuk sücesi olmaması gerekiyor. Ama hukuk öyle bir şey değil işte. Hukuk öyle bir şey değil. Yani şimdi ortaya bir zarar verilmişse o zararın ne yapılması lazım? Tazmin edilmesi lazım. Et zararı yüzel bu demek zaten. Zarar kimin verdiğine bakmaksızın ortadan kaldırılır. Et zararı yüzel. Senin hayvanın da vermiş olsa ortadan kaldırılır. Hayvan sahibinin sorumluluğu vardır. Ama çocukla hayvan sahibi bir değildir. Daha doğrusu çocuğun babasıyla hayvanın sahibi bir değildir. Hayvanın verdiği borç, zarar sahibinin zimmetinde ortaya çıkar. Çocuğun verdiği zarar çocuğun kendi zimmetinde. Çünkü çocuk bir hukuk sücesidir. Tamam mı? Yani burası aslında kelamla usulü fıkı ve fıkhın böyle birbiriyle kısa devre yaptığı bir alan. Evet. Diyor ki yine Gazali, burada zaten şey için mesela bu çocuğun efendim zekat vermesi, tazminata hükmedilmesi falan burada eda ehliyeti yok zaten. Hani mükellefiyete bağlı eda ehliyeti yok, vücub ehliyeti var. Vücub ehliyeti de insan olmak demek ve en azından hitabı bil kuvve anlayabilecek durumda. Şimdi bil kuvve kavramına da sığınıyor. Yani 5 yaşındaki çocuk hitabı bil kuvve anlayabilecek durumda. Yani o kuvve ileride fiile dönüştüğü zaman zaten anlamış olacak. Zaten fiile dönüşene kadar da ondan bir şey yapmasını beklemiyoruz. Velisinden bekliyoruz gibi. Evet. Hayvan ise hiçbir zaman hukuk sücesi olamaz mesela. Neden? Onda bil kuvve olarak da teklife müsaitlik yok, anlama özelliği yok. Evet. Gazali tekrar vurguluyor. Dolayısıyla çocuk buluğdan önce teklife uygun olmasa da zimmetine hüküm izafesine uygundur. Yani çevir kazı yanmasın ama güzel yani hani efendim. Zimmetine hüküm izafesine uygundur. Evet. Gazali şunu tekrarlıyor. Bu imkansız bir şey değil. İmkansız bir şey değil dediği şu. Yani hani çocukla ilgili böyle hükümler olması efendim. Mesela Hanefilerde çocuğun malından zekat falan gerekmez. Yani, yani çocuğun bir de zekat mükellefi olması. Mesela işi biraz daha zorlaştırıyor. Mesela diyelim ki buluğa ermemiş bir çocuğun kıldığı namaza mendup diyoruz. Bu da işi zorlaştırıyor. Namaz kıl emrini yerine getiriyor ve mendup. Yani şey işliyor aslında onunla ilgili bazı hükümler alttan alta işliyor. Yani bunlar da işi zorlaştırıyor ama şu diyor Gazali, bütün bunlar İmkansız bir şey değil. Biz şu anda diyor neden bahsediyoruz? Teklifül muhalden. Yani burada muhal bir şey yok. Şimdi Eş'arilere göre muhal de teklif edilebilir. Sorun yok.
Eş'arilere göre teklifül muhalde caiz. Yani çünkü Allah-u Teala ne yaparsa o caiz. Değil mi? Biz şey yapamayız yani. Bazı şu caizdir, bu caiz değildir diyemeyiz. Efendim. Muhal olan diyor, anlamayana anla demektir. Anlamayana anla demektir. Yani biz 5 yaşındaki çocuğa bak, top oynarken cam kırarsan sana tazmin ettiririm demiyoruz diyor zaten. Ne yapıyoruz? Sen camı kırıyorsun, borçlanıyorsun. Velin ödüyor onu. Ama yani borçlu olan sensin, senin malından ödüyor falan. Evet. Bir de tabii şöyle bir şey var arkadaşlar. Akıla çok vurgu yaptığımız zaman, hani hep akıl üzerinden gidiyoruz ya. Yani diyelim ki buluğa ermemiş bir çocuk diyelim. 13 yaşındaki bir erkek buluğa ermemiş. Akıl onda yani eksik ya da yok olarak algılıyoruz. Çünkü akıl olsa mükellef olacak. Buluğa ermeden nasıl mükellef olacak? Hani şeyden çıkamıyoruz. Dolayısıyla çocukların, şunların, bunların aklı yoktur yani. Demek zorunda kalıyorlar. Değil mi? Bir taraftan mümeyyiz diyoruz aslında. Aklı biraz olgunlaşmış. Bal gibi de anlıyor yani aslında çocuk. Yani milletin camını kırma, değil mi? Falan. Evet. Burada yani esas şey Allah'ın, Tanrı'nın muhal ve caiz olmayan bir şey yapmaması esas ilke. Gazali bunu yani Allah-u Teala'nın yani bu hükümlerde, bu vücub ehliyetine dayanarak gelen hükümlerde muhal bir şey olmadığını söyleyerek soruyu bertaraf ediyor. Evet. 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 Peki mesela bir soru. Mümeyyiz çocuk namazla emrolunmuş diyor. Soruyu soran. Veli de ona namazı emretmekle emrolunmuş. Bu bir teklif değil mi? Biz hani çocuklarınızı falan yaştan sonra alıştırın falan. Zor soru. Gazali'nin cevabı güzel. Mümeyyiz, bak mümeyyiz dediğimiz aslında temiz akıl demek. Mümeyyiz Allah'ın hitabını anlamaz. Aslında az çok anlar değil mi? Ya bayağı bir anlar hatta. Allah'ın hitabını anlamaz. Ama velinin Allah'ın hitabını anlamaz ama velinin hitabını anlar diyor. Dolayısıyla emir kime yapılmış? Biraz da velilere yapılmış. Allah'ın hitabını anlamaz ama velinin hitabını anlar diyor. Dolayısıyla hitap velinin hitabı. Allah veliye hitap ediyor. Veli de çocuğa şey yapıyor. Bu yüzden velinin hitabına ehildir diyor. Yani Allah'ın hitabına ehil değildir. Mükellef değildir ama velinin hitabına ehil değildir. Veli çocuğu çocuğa namazı emretmekle emrolunmuş. Velinin orada ıslaklık var. Çay şey oldu orada. Evet. Soru sormak için mi geldin? Hayır hocam. Isınmak için mi geldin? Tamam. Evet. Güzel. Efendim. Şimdi tamam, bunları geçen derste söyledik. Evet. Peki, başka bir soru. Buluğ'dan hemen önce mükellef değil, buluğ ile birlikte şak mükellef oluyor. Yani diyelim ki 2 saat önce mükellef değil, 2 saat sonra mükellef. Hani burada akıl yok, burada birdenbire akıl var falan. Yani bakın bu da işte yine hukukun kendi zorluğu. Hatta dinin de zorluğu da. Yani dinin ve hukukun kendi zorluğu. Ne oldu? Hani buluğa ermek işte insanı birdenbire wow her şey değişti falan öyle bir şey yok. Efendim. Şey mesela Ebu Bakillani şey demiş. Buluğdan önce akıl eksiktir. Yani buluğuyla tamamlanır. Gazali diyor yani buluğunun hani aklıyla alakası yoktu. Yani aklı arttıracak bir şeyi yok. Sadece buluğ öncesi İşte kolaylık olsun diye, yani aklı belli bir yere gelse de kolaylık olsun diye biz mükellef saymıyoruz efendim. Bir de pratik, yani şöyle diyelim, zahir alametlere ihtiyaç duyuyoruz bir takım sınırlar koyarken. Objektif kriterlere ihtiyaç duyuyoruz, işte buluğ gibi. Mesela şöyle düşünün, hukuki hayatta şimdi buluğ ile beraber eda ehliyeti de kazanıyoruz. Aynı zamanda kelami anlamda dinen de sorumlu oluyoruz. Yani
şimdi buluğa ermeden birisi vefat etse, işte değil mi? Hani teorik olarak sorumluluğu yok, kelami olarak. Buluğa erdi. Ondan sonra bir saat içinde öldü mesela. Mükellef oluyor, sorumlu oluyor falan gibi. Hani. Şimdi hukuki açıdan bakarsak, yani hukuk objektif kriterlere ihtiyaç duyar. Yani hani biz dini bir hukukuz, hukukuz. Herkes ne zaman buluğa erdiyse eda ehliyeti o zaman başlar deyip herkesi teker teker incelesek, değil mi? Hukuk bununla uğraşamaz, mahkemeler bununla uğraşamaz. Onun için sınır koyuyor. Değil mi? Onun için yani mesela diyor ki kızlar diyor 9 yaşını tamamlamadan buluğ iddiasında bulunamaz. Belki 8 yaşında buluğa erdi. Dinen mükellef ama o beni hiç ilgilendirmez. Ben 9'da başlatırım işte. Erkekler 12 yaşından önce buluğ iddiasında bulunamaz. 12'de başlatırım. Vesaire vesaire. Evet. Bunlar hep şey işte. Pratik ihtiyaçlarla da irtibatlı yani. Hani yani herkesin yani böyle mesela hatta şunu da söylüyoruz. 15 yaşından sonra genelde mezhepler fiziksel olarak buluğ olmamışsa buluğu başlatıyorlar. Sorumluluğu başlatıyorlar. Bu işte pratik ihtiyaçlar. Yoksa herkesi teker teker böyle hesap edip peşlerinde koşsak falan yani şey olmaz. Dolayısıyla işin bir de hukuk tarafı var yani. Deminki vazı hüküm, teklif hüküm ayrımındaki gibi. Başka bir problem. Unutan, gafil, sarhoşun mükellefliği nasıl olacak? Bunlarda akıl yok. Mükellefiyeti akla bağladık. Halbuki biz sarhoşa mesela şey yapıyor muyuz? Bazı hukuki hükümler yine devam ediyor. Özellikle vazı hükümler devam ediyor. Yani hani birisinin malına zarar vermişse tabii ki tazmin edecek. O herkes için geçerli. Ama mesela bazıları eşini boşarsa boşamasını da falan, değil mi? O tip şeyler var. Efendim. Gazali bu kişilerin mükellef tutulmasını caiz görmez. Bunlar, evet. Zira Gazali'ye göre anlamayana anla demek caiz değil. Şari böyle bir şey yapmaz. Evet. Şimdi unutana, gafile, kendinden habersize, sarhoşa anla demek imkansız. Efendim. İşte ama başkasının malına zarar verirse vesaire bazı hükümler geçerli. Bu da işte şey gibi, işte demin söylediğim gibi, hani çocukların, delilerin vücub ehliyeti olmasıyla alakalı. Yani eda ehliyeti belki ortada yok ama vücub ehliyeti devam ediyor. Yani çünkü potansiyel, bunlar insan, bil kuvve anlama yeteneği var falan. Efendim. Gazali bunları şöyle söylüyor. Bunlar bir tür vazi hüküm ya da hükümlerin sebebe bağlanması kabilinden diyor. Yani sebep vazi bir hüküm ya. Hani bu sebebi yerine getiren herkes için şu sonuç geçerlidir demek gibi efendim. Evet. Peki başka bir soru. Sarhoş iken namaza yaklaşmayın denmiş. Bu sarhoşa hitap değil mi? Sarhoş iken namaza yaklaşmayın. Yani kişi bu şeyi diyelim ki sarhoşken bunu okudu, biliyor bunu. Hani hitap var. Sarhoş iken namaza yaklaşmayın. Yani aklı olmayan bir kişiye hitap değil mi? Ya da şöyle hocam. Sarhoş olmadan önce iki kişiye hitap ama sarhoş olduktan sonra onunla satılıyor. Sarhoş olmadan önceki de hitap ediyor da sarhoş olunca da hitap devam ediyor. Sarhoş oldu. Şimdi aklına geliyor sarhoşken namaza yaklaşmayın. Ama ayet sarhoşken namaza yaklaşmayın. Şöyle değil yani ayet. Dikkat edin, namaz vaktinde içki içmeyin. Sonra sarhoş olursunuz. Namaz kıl yani falan değil. Şu an sarhoş olmadan önce bir hitap olabilir ama hani hitap anlamsız oluyor. İşte, adam sarhoşken nasıl diyecek namaza yaklaşmayın? Şari'nin hitabı, zaten uğraştığı şey bu işte. Şari'nin hitabı anlamsız olamaz. Çünkü anlamsız olursa sıkıntı. Güzel. Sıkıntı. Bu sıkıntıyı uzun uzun şerh ettik yani. Sıkıntı. Aynen öyle. Tamam mı? Her şeyi teker teker yerine oturtmanız gerekiyor. Evet. Efendim. Şimdi diyor ki Gazali, sarhoşa hitabın imkansızlığı burhan ile sabit oldu diyor. Yani yukarıda anlattıklarımızdan artık. Ortada pek bir burhan da yok da. Hani şunu demeye çalışıyor. Şari asla aklı olmayan bir kişiye şeyi mükellef kabul etmez. Evet. Evet. Onun için diyor bu ayetin tevil edilmesi lazım. Evet.
Tevil. Arkadaşlar kimler tevil yapar? Neden tevil yapar? Her zaman kıyas, ilke, asıl. Asıllara aykırı gibi duruyor. Yani bir defa burada teklifi mala yutak ya da teklifi muhal var gibi. Çünkü efendim şuradan paltomu alayım. Ben de üşümeye başladım. Şöyle diyelim. Arkadaşlar sizin hani her zaman konuştuğumuz şey. Gazali bakın burada kitap boyunca çok tevile başvuruyor. Kitap boyunca tevile çok başvuruyor. Yani efendim aslında şöyle, yani eşarilik tam 300 sene önce bu iş zaten teville başladı. İlk olarak hani dini inşa etme sürecindeki kişiler, ilk bu işlere soyunan 100 ile işte 200 arasındaki kişiler zaten teville başladılar. Yani Gazali de 500 sene sonra, onlardan 300 sene sonra pardon, aynı şeyi yapıyor. Başka yolu yok zaten. Evet. Evet. Diyor ki Gazali, bu hitap sarhoşluğun başındaki kişiye hitaptır. Sarhoşluğun başında. Yani henüz anlarken ki, aklı başındayken ki haliyle kişiye hitaptır. Yani henüz aklı gitmemiş. Bu kişiye hitapsa eğer, teklifi mala yutak yok. Yani akıllı kişiye hitaptır. Ya da diyor, diğer ihtimal, bu ayet henüz şarap haram kılınmadan geldi. Ve hitap sarhoşa değil yine, yani namaz vaktine girmiş bir kişinin aşırı içki içip sarhoş olmamasına yönelik. Yani öncesinde. Yani içki henüz serbest. Bak, sarhoşken namaza yaklaşmayın. Onun için yani namaz şey vacip farz. İçki henüz haram değil. Tamam mı? Dikkat edin, namaz kılacaksanız namazdan önce içmeyin. Namazdan önce kişi akıllı. İşte yani güzel. Tevil zaten mantıklıdır. Sahabi namazı kıldırırken işte biraz aklı başında yani. Evet. Evet. Hatta yani henüz aklı tam gitmemiş, yalpalayan kişiye hitaptır. Yani çakır keyfi falan diyebiliriz. Bilmiyorum kavramları doğru mu kullanıyorum, anlamam bu şeylerle. Evet. Peki, başka bir itiraz. Emredilen şeyin varlığı emrin bir şartı mıdır? Yani şöyle, emredilen şeyin varlığı derken kastımız yani emredilen tarafın, hatta emredilen tarafın demek lazım belki buna. Evet. Şimdi şöyle, biz ne diyoruz kelam-ı nefs teorisiyle? Allah-u Teala hiçbir şey yok iken emrediyor, değil mi? Hani diyelim Kur'an'ın diğer kutsal metinlerin içeriği var, duruyor Allah'ın zatında. Efendim, yani Allah-u Teala bir tür ezelde henüz olmayan, mevcut olmayan kullarına emrediyor. Efendim. Bir de diyorsunuz ki mükellefin akıllı olması lazım, işte işiten olması lazım falan. Daha henüz hiç kimse yokken, akıllı makıllı hiçbir şey ortada yokken, halbuki emir edilmiş, emirler var. Bu nasıl olabiliyor? Evet. Bunu da açıklaması lazım. Şimdi kelam-ı nefsi kabul etmeniz bu tür şeylere yol açıyor. Halbuki bu kimin için hiçbir sorun değil? Diyelim ki ehlire için böyle bir sorun hiç yok. Ehlire için hiç böyle bir sorun yok. Ondan sonra efendim, çünkü ehlire için insanlar burada dururken emir Allah-u Teala'dan geliyor. Hani kelam kadim değil. Değil mi? Onlar için sorun değil. Şimdi eşariliğin ürettiği bir sorun. Gazali diyor ki, evet diyor, Allah emredendir. Madum da olmayanlar da emredilendir. Yani emrin diğer tarafıdır. İnsanlar mesela. Evet. Fakat var olması takdiriyle onlara emrediliyor diyor.
yokun yani şöyle emredilen diğer tarafın yok olması daimi olacaksa bu emir muhaldir. Yani insanlar meydana gelmeyecek ise bunlara emretmek muhaldir. Ama işte Allah-u Teala kime emrediyor? İşte ileride meydana ortaya çıkacak insanlara emrediyor. Dolayısıyla Allah-u Teala bu şekilde yani kelamı nefsi kabul edenlere göre ileriye dönük emir verebilir. Ama işte ehlilerin, mutezilenin falan kelamı nefsinde işi yok. Allah meleğine söyler, o getirir. Şey bu, sistem bu. Dolayısıyla bu kelamı nefsi kabul ettiğimizde ortaya çıkan bir sorun. Burada şimdi şu örneği veriyorlar. Şimdi şöyle biraz ayağa kalkalım. Kıyasül gayb aleş şahidi arada şey yapıyor ya Gazali. Ya bunu da ben yani anlamak çok zor. Razi de bazen laf sokar ama kendileri yani hani en ileri modellerini yaparlar. Nasıl ifade edebiliriz bunu? Kıyasül gayb aleş şahidin nesini yapıyor? He? Dik alasını yapıyor. Evet, dik alasını. Alasının bir ötesi ya, bir üstü. Mesela Gazali diyor ki bir baba var, vefat ediyor. Hanımı hamile. Ondan sonra vasiyette bulunarak çocuklarını emrediyor. Çocuğunu emrediyor, hamile çocuğuna. Hatta ikiz olsun çocuk mesela. İkisine birden şey yapsın. Hiçbir önemi yok ikiz olmasa. Emrediyor işte vasiyet yoluyla işte biriniz işte ilahiyete gidecekseniz işte öbürünüz hukuka gideceksiniz falan böyle emrediyor. Bak diyor bu dünyada ileride olmasını düşünerek emredebiliyor bir baba diyor. Yadırganmıyor diyor. Demek ki bunu Allah da yapabilir. Yani madem kıyasül gayb aleş şahit yapacaksın bu babanın şey yapması hani çocuklarına ileriye dönük emirler vermesinin tek sebebi var. O da babanın ölüyor olması. Şimdi Allah-u Teala her an hayatta o zaman niye ileriye dönük emir versin falan. Bu kelamın nefs teorisi tabii ki her şeyi çok büyük açmazlara sebep oluyor. Evet. Evet. Bunu buradan söyledikten sonra. Nasıl? Ya o her argümanı kullanır yani, evet. Evet. Tabii bir de şu var. Biliyorsunuz arkadaşlar, bu tip durumda kadim olan kelam-ı nefs, şeyler henüz yok. Emrin muhatapları yok. Muhataplar ortaya çıkınca kadim emir onlara taalluk ediyor denilir. Arada bir taalluk, yani şimdi işte şey oldu, hedefini buldu gibi söylenilir. Evet. Şimdi arkadaşlar hükmün konusu mahkum fih konusu önemli bir konu. Bunu biraz ayakta anlatalım. Arkadaşlar yine ehli reyle ehli hadis, geniş kapsamda kullanıyoruz bu şeyi. Şimdi iki ayrı şey var, yöntem biliyorsunuz. Ehli rey, hükme konu olan fiiller. Hangi fiiller bu? İnsanların fiilleri hükme konu oluyor. Değil mi? Yani mükellefin fiilleri yani. Mükellefi gördük, şimdi mükellefin fiilleri. Hükme konu olan fiiller. Bunun üzerinde ehli reyin düşüncesi şu. Çok basit. Eğer mükellefiyet diye bir şey varsa, insanlar fiillerini kendileri yapmalı. Değil mi? İnsan kendi fiilini kendisi yapmalı. Neyle yapmalı bunu? Kendi iradesiyle ve kendi kudretiyle. Evet.
Yani mükellefiyete konu olan fiiller. Bu fiillerin incelenmesi. Ehl-i Rey diyor ki, burayı çekiyor mu? Baksana bir çekiyorum burayı. Ben de bunu mu çeksem? Bunu çekmek daha kolay olur değil mi? Evet. Ehl-i Rey. Bu da yine kelamla usulü fıkhın çok iç içe geçtiği bir konu. Belki daha önce bilmiyorum bu konuyu anlattık mı? Şimdi fiil bir sonuç. Bu fiile kudret ortaya çıkarıyor. Kudret, istitaat ve irade. Arkadaşlar, yani şöyle, basit. Ehl-i Rey'in ilk sistemi kurarken böyle kurmuş. Bende bir şey var, irade var. İradeyi kim yönlendiriyor? Ben yönlendiriyorum. Eğer iradeyi başkası yönlendirse, başkası kim? Burada şari diyemeyiz. İrade şimdi kelamdayız ya. Kelamda şari değil. Tanrı. Tanrı yönlendirse. Yani Tanrı'nın mutlak iradesi ya da kadim iradesi benim fiillerimi belirlese. Ondan sonra bendeki irade hadis bir irade çünkü değil mi? Ben hadisim zaten. İradem de hadis. Şimdi şunu çay içmek istiyorum. Şimdi işte şunu yapmak istiyorum falan. Bendeki İrade benim fiillerimin arkasındaki sebep. İrade fiile doğru giden ilk yol. İrade var. Bir de bende ne var? Bu şeyi yapacak kudret var. İstitaat var. Onu yapabiliyorum ben. Ve fiili de yapıyorum. Mesela çok sivri bir şekilde ifade ederse kul fiilini kendisi yaratıyor. Tamam. Ben kendi irademle, kendi kudretimle, kendi fiilimi yapıyorum. Kudreti bana Allah vermiş. Ama, yani Allah-u Teala vermiş ama, bu kudret, Allah-u Teala'nın bana verdiği kudretin ötesinde, benim hadis kudretim fiili meydana getiren, bende daha sonraki oluşan kudret. Mesela bende şu anda potansiyel olarak değişik kudretler var. Şu anda ben diyelim ki şu masaya oturmayı kendim irade edince efendim yani masaya oturma fiili başlamadan önce bende kudret var. Dolayısıyla tartışma şöyle devam etmiş. Kudret neyden önce? Fiilden önce. Ben bu fiilden önceki, mesela bunu şimdi havaya atmak istiyorum ben. Havaya atmayı istiyorum efendim. İrade ediyorum. Ben fiile başlamadan önce bende bir kudret var. Kendi kudretim var benim. Bu kudretle havaya atıyorum. Dolayısıyla fiilin sahibi de benim. Yani şu arkadaşlar, kudret fiilden önce demek ehlire yapıyor sizi bir tür. Ve fiili siz kendiniz yapıyorsunuz. Buradaki anahtar kavram bu olmuş. Bunun üzerinden devam etmiş tartışmalar. Kudret fiilden önce mi? Fiille beraber. Tamam. İmam Maturidi hocam, Maturidi diyor ki işte kudret fiille beraberdir diyor. Maturidi'ye karşı çıkıyor. Yani ne için tartışma? Yeni bir şey. Bu tabii ilk dönemin şeyleri. Evet. Şeyle değişiyor zaten. Maturidi güç kazandıktan sonra Hanefilerdeki yorum da değişiyor ama yine de tam şeye düşmeden, cebre düşmeden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi kudret fiilden önce bu şekilde arkadaşlar cebre düşmüyorlar. Yani kendilerine göre. Adil söz konusu. Mesela eşariler, ehli hadis de diyebiliriz, eşariler. Eşarilerde
Nereden başlayalım? İradeden başlayalım. İrade kimin iradesi? Allah'ın iradesi. Allah'ın iradesi dışında وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Her şeyi Allah irade eder. Geliyoruz. Kudret. Allah'ın kudreti. Kulun hadis kudretinin fiil üzerinde tesiri yok. Fiili yapan hangisi? Hadis kudretin fiil üzerinde tesiri yok. Fiili yapan kadim kudret. Fiil. Fiil kimin fiili? Allah'ın fiili. Kudret fiil ile birlikte. Kudret fiil ile beraber var. Yani Allah-u Teala bunu daha önce anlattı mı burada bu şekilde? Ayşegül? Allah-u Teala bende iradeyi yaratıyor. Daha iyi yaratıyor. Kudreti, bunu yaratıyor ama henüz kudretim yok benim. Henüz kudretim yok. O fiili yapmaya kudretim yok. Kudreti yaratıyor. Kudreti ne zaman yaratıyor? Fiille beraber yaratıyor. Ben de o fiili yapıyorum. Buna kesb falan diyorlar değil mi? Bu kesb aslında %100 cebirdir. %99 değil. Ha, belki bunun %99, %90 versiyonları olabilir ama bildiğimiz cebir budur işte. Yani başka bir cebire ihtiyacımız yoktur. Dolayısıyla hani Eş'ari falan onlar tamamen cebirdir. Bakillani, Razi vesaire vesaire. Beyzavi. Evet. Bu tamamen cebirle alakalı bir şey. Şimdi Gazali burada şurayı kabul etmiyor. Ama çok açık da değil. Mesela kudret fiille birlikte mi? Kudret fiilden önce mi sorusu yöneltiliyor Gazali'ye? Kendine yöneltiyor. Hani buna cevap vermeden, hani bunu es geçerek. Çünkü söylese, bunu söylese cebriden olacak. Bunu söylese işte ehlire, mutezile, mürciye olacak. Çok yani bunu söylese zaten şey ya ha kafir oldun ha bunu söyledim. Çünkü Mutezile olmakla suçlanıyor Gazali. Yani Gazali'nin evini basarlar. Yakarlar yani. Onun için cevap vermeden geçiştiriyor. Ben buna cevap vermeden konuyu şey yapacağım diyor. Evet. Şimdi gelelim Gazali'ye dönerek. Şimdi özetledik şeyi. Evet. Gazali diyor ki teklif altına girecek, yani teklife konu olacak fiiller nelerdir buna bakalım diyor. Sadece ihtiyari fiillerimiz teklif altına girer. Yani bizim ihtiyarımızla yaptığımız fiiller işte iradenin yanına belki ihtiyar da demek lazım. Efendim, teklif altına girecek fiillerde şu şartlar aranır. Dört tane şartımız var. Teklif altına girecek fiillerde aranan şartlar. Fiilin mümkün olması lazım. Yani bir fiil ile mükellef olabilmemiz için bu fiilin mümkün olması lazım. Yani aksi takdirde gayrimümkün olan bir şey, gayrimümkün yani muhal olan bir şey teklife konu olmuş olur. Şari asla böyle bir şey yapmaz. Ondan sonra efendim bunu söyleyebiliyor yani. Ya biraz yaklaşıyor, geri çekiliyor. Evet. Ateş yakmaz demeye geliyor. He? Ateş yakmaz diye.
Evet. Ateş yakmaması mümkün değil. Ateşin yakmaması evet. Mümkün değil. Evet. Ya sana mesela benim uç demem imkan dışı. Çünkü uçan bir insan görülmemiş normal bir şekilde. Yani uçakla uç değil yani. Evet. Efendim. Öyle. İki, kulun iktisap edebileceği, kulun ihtiyarıyla hasıl olabilecek bir şey olması gerekir. Yani emrin muhatabının kudreti dahilinde olması lazım. İki, muhatabın kudret dahilinde. Muhatap dediğimiz zaten mükellef. Mükellefin kudreti dahilinde. Olması lazım. Bakın kudreti altında olması lazım. Yani kudretinin erişmediği bir şey olmaz. Biliniyor olması lazım. Olması lazım. Bir de dördüncümüz var. Efendim. Dördüncüyü de söyleyeyim. Yazmayayım. Fiili taat olarak gerçekleştirme iradesinin mümkün olması lazım. Bir fiille bizim mükellef olabilmemiz için fiili taat olarak gerçekleştirme iradesinin mümkün olması lazım. Efendim, mesela ibadetle mükellefiz. Biz bu ibadeti hani taat iradesiyle, kastıyla yapabiliriz. Kastettiği şey ne? Efendim, hani niye bunu söylüyor Gazali? Biraz şundan dolayı söylüyor. Bunun diyor iki istisnası var. Bu önemli bir konu. Birinci istisnası ilk vacip. Yani ilk vacibi biz taat iradesiyle yapmamız mümkün değil. Bu size şeyde anlattığım, işte yine bu dine giriş teorilerinde anlattığım, işte husun kubuhun, yani şerden önce, şeriattan önce bir vacip kaynağı olması lazım. Yani vacip kaynaklarını şeriata hasretmek bizi devre sokar dine giriş noktasında. Yani husun kubuhun bize bazı şeyleri vacip kılması lazım öncesinde. İşte bir peygambere dinlemek, işte mucize gösterdiği söylenen bir peygamberin tebliğini araştırıp ona kulak vermenin de vacip olması lazım falan. İşte bunun da iyi bir şey olması lazım. Bunun gibi. Gazali diyor ki, ilk vacip aslında bu ilk vacibi bizim taat olarak gerçekleştirme irademiz, taat olarak yapmamız mümkün değil. Neden? Henüz ilk vacip dediği için daha dine girmedik. Tamam mı? O da aynı şeyi yapıyor Mutezile gibi. Şimdi bizim hani bir peygamber dinden bahsediliyor ya diyelim. Dine girmedik, dinin kapısındayız. Normalde ilk vacibimiz nedir bizim? Bize zorunlu olan şey? Bu peygamberlik iddiasına kulak verip bu dini incelemektir. Yani ilk vacip bu vücubu bilmeyi sağlayacak incelemedir. Bu incelemeyi taat olarak gerçekleştirme kastı mümkün değildir. Zira vücub bu inceleme sonrası ortaya çıkacaktır. Yani şöyle diyelim, anlatabildim mi? Dinin kapısındayız, tamam mı? Henüz hitap bize tam ulaşmadığı için henüz hüküm yok. Hani bir de eşarilik var. Yani diyelim birisinin peygamber olduğunu, peygamberlik iddia ettiğini, Hazreti Muhammed'in diyelim peygamberlik iddia ettiği bilgisi bize geldi. İşte mucize göstermiş, Kur'an-ı Kerim ona geliyor falan. Efendim, şimdi buna incelemeye yöneliyoruz. Bu incelemeye yönelmemiz taat olarak mı yapıyoruz? Taat olarak yapmıyoruz. Taat olarak yapmamız mümkün değil çünkü dine girmedik. Tamam mı? Ondan sonra yani bunu taat olarak yapmamız mümkün değil. Zira aslında işte bak burada Gazali'de husun kubu olmayınca, tamam mı? Yani bu iddiayı incelemeye yönelmenin kendisi olmasa dine girmiyoruz. Peki bu iddiaya kulak vermemiz vacip mi? Eşarilere değil. Çünkü dinin içine girmeden şey başlamıyor.
Dolayısıyla ilk vacip tamam mı? Aslında bu incelemeyi yapmak. Ama bu Gazali de tanımsız. Hem buna vacip demek istiyor, hem de bu vacibi biz taat iradesiyle yapamıyoruz. Aslında Gazali burada tam bir çelişki içerisinde. Tamam mı? Yani şeyden kurtulmaya çalışıyor. Yine devirden kurtulmaya çalışıyor. Yani benim eğer arkadaşlar eşariysem ben herkesin mucizeyi görmesi mümkün değil. Hani mucize ile dine girişi mucize ile sağlıyor ya eşariler. Husun kubu olmayınca falan. Herkesin mucize görmesi mümkün değil. Böyle bir şey yok yani. Olmamış. Mucize göstermiş diyelim bir peygamberden bahsedildiğinde şey olarak diyelim ki mutezili olarak ben ya da mürciye olarak bu iddiaya kulak verip incelemek zorunda mıyım? Evet. Bu iyi bir şey çünkü böyle bir iddiaya kulak vermek iyi bir şey. Onun için benim için vacip. Ben bunu bırakırsam, bu vacibi bırakırsam sorumlu muyum? Hem de çok büyük sorumluyum. Şimdi aynı şey eşarilerde yapalım. Şey bana geldi. Duydum olayı. Tamam mı? Duydum. Şimdi ben hitabı incelemeye başlamadan, hitabı görmeden ya da işte Müslüman olmadan diyelim. Benim için vücut başlıyor mu? Başlamıyor. Ya da Müslüman olmadan demeyelim. Hitapla karşılaşmadan. Bana birisi aktarıyor. Diyor ki böyle bir peygamber var işte. Peygamberlik iddia eden birisi var diyor. Şu anda benim bu iddiayı incelemem vacip mi? Değil. He. İşte vacip değilse o zaman incelemememin hiçbir sonucu olmaması lazım. Değil mi? Öyle değil mi? Bir daha da duymadım ben bu iddiayı. Çektim gittim. Bunu işte buna izah etmekte zorlanıyor şey. Gazali diyor ki ne diyor? Ne diyor Gazali? Evet. Arkadaşlar Mutezile'de ilk vacip nazardır. Nazarla Allah'ı, Allah üzerinde düşünmektir yani. Allah'ı bulmaktır. Gazali bizim bu düşünceyle de mükellef olduğumuzu bir taraftan söylemeye çalışıyor. Yani bu şeyi incelemeyle mükellef olduğumuzu bir taraftan söylemeye çalışıyor. Ama bunu tam bir yere oturtamıyor burada. Tamam mı? Evet. Çünkü bu kişinin bu iddiaya kulak vermekle bu kişi mükellef değil. Tamam mı? Ama bunu da mükellefiyet kapsamına sokuyor. Yani sokmaya çalışıyor bir taraftan. Çünkü mükellefiyet kapsamına sokmasa ne olacak? Şey başlamayacak, din başlamayacak. İstisna yapıyor burada kendine göre. Ama hani ben bunu istisna yapıyorum demek de istisna olmaz. Senin şeyin yok. Yani dini hitabı incelemeden benim için bir zorunluluk, vacip başlamaz. Vacip dini bir hüküm, dini hitap bana ulaşınca, yani ben o iddiayı inceleyip de metni görünce başlar. Biraz zor anlattım değil mi? Biraz, evet. Burayı okuyorum. Evet. Şimdi, arkadaşlar şu maddeleri hızlıca bir inceleyelim. Şimdi bundan sonraki işimiz şu maddeleri incelemek. Bir, birinci şart imkan şartı. Yani emredilen şeyin yapılmasının, yapılabilmesinin mümkün olması şartı. Bu bir şart mıdır, değil midir? Gazali emredilen şey, emredilen fiil mümkün olmalıdır diyerek eşarilikten aslında biraz çıkıyor. Yani özellikle eşari, bakillani bunlardan farklılaşıyor. Efendim. Hatta diyor ki bir grup alim bunun şart olmadığını düşünüyor diyor. Çok fazla şimdi mezheplere girmiyor. Eş'ariler bunun farz olmadığını düşünüyor dese bu da çok riskli değil mi? Hani eş'ariler, oğlum sen kimsin der birisi. Evet. Arkadaşlar Gazali'nin ilk usul kitabı olan Merdan ne bakıyorsun? Ders saati mi bitti? Evet.
Salah değil mi bu? Tamam. Bittiği zaman sen bana hatırlatırsın yani. Tamam. Evet. Arkadaşlar, ne diyordum? Gazali'nin ilk usul kitabı var ya, adı ne? Menhul. Menhul'ü bir tarafa koyun. Mustasfa'yı bir tarafa koyun. Aradaki farkı görün. Bambaşka. Menhul'de işte üstadımız Eş'ari falan, Bakıllani, üstadlar, şunlar bunlar. Burada üstad falan değil yani. Burada şamar olanı Eş'ari. Evet. Şimdi diyor ki, birinci şartımızı Eş'ari, Ebu'l-Hasan el-Eş'ari kabul etmez diyor. Yani Allah'ın muhali bile emredeceğini söyler. Yani Eş'ari'ye göre bırakınız mümkün bir fiili, Allah-u Teala muhali emredebilir. Teklifül muha, teklifül muhal ve teklifü ma la yutak şeye göre caiz. Eş'ari'ye göre caiz. Efendim? Mesela hani Eş'ari'nin kendi kitabında böyle ifadeler olmasa bile, yani tam bu ifadeyi olmasa bile zaten çıkıyor diyor. Yani görüşlerinden rahatlıkla bu çıkarılabilir diyor. Bakıllani de buna benzer şeyler söylüyor. Mesela Eş'ari'ye göre oturmakta olan kişi namaza kalkmaya kadir değildir. Çünkü ona göre yapabilme gücü, yani istitaat fiilden önce değil, fiille beraberdir. Kudret, istitaat, hatta bir de istitaat yazalım. Bu anlamda ikisi aynı. Evet. Dolayısıyla kişiye namaz kıl emri geldiği zaman kişi namaz kılmaya kadir değildir. Namaz kılma şeyi yoktur. Kudreti yoktur. Yani şeye benzetebiliriz. Uç emriyle namaz kıl emri neredeyse aynıdır. İkisine de kulun kudreti yoktur. Evet. İki, kulun sonradan ortaya çıkan hadis kudretinin o fiili yapma üzerinde bir etkisi yoktur. Tesiri yoktur. Hiçbir etkisi yoktur. Yani fiili o kudret yapmaz. Aksine bizim fiillerimiz Allah'ın var etmesi ve yaratmasıyla meydana gelir. Evet. Dolayısıyla her kul başkasının fiili, yani başkasının yapacağı fiil ile memurdur Eş'ari'ye göre. Başkası dediğimiz kim? Allah. Kul neyle, kula ne emredilmiştir? Allah'ın fiilleri emredilmiştir gibi. Evet. İşte Bakıllani bazı deliller getiriyor bu görüşüne. Diyor ki, mesela işte hani her zaman okuduğumuz ayet-i kerimede bize takat getiremeyeceğimiz şeyleri yükleme diye dua edilir. Demek ki diyor, Allah-u Teala bize hani takat getiremeyeceğimiz şeyleri yükleyebilir, yükler. Biz de bunun olmamasını isteriz. Yani Allah-u Teala emretmiş olabilir yani insanlık tarihi boyunca. Diyor. Hani Gazali bunu kolay savuşturuyor yine teville. Bu meşakkatli ve ağır olan şeyleri yükleme anlamındadır. Bundan bir şey çıkmaz diyor. Yani biz buradaki anlamı tevil ederek onun yani Allah-u Teala'nın takat getiremeyeceğimiz şeyleri yükleme ifadesinde hani sanki gerçekten takat getiremeyeceğimiz şeyleri bir su alabilirim belki biraz sonra. Takat getiremeyeceğimiz şeyleri yüklemesi söz konusu şeklindeki zahir anlam şey yapar diyor. Teville ortadan kalkar diyor. Çünkü biz yani kurallara uygun tevil edersek delaleti zanni olur falan. Neyse detay önemli değil. İkinci konu çok önemli arkadaşlar. Daha önce de bahsettiğimiz bir konu. Ya da burada mı bahsettim şu anda tam hatırlamıyorum. Yani KDO'da bahsettik de bu derste mi? Ebu Leheb olayı. Gazali Ebu Cehil diyor. Ebu Cehil değil, Ebu Leheb. Değil mi? Tebbet yede
Ebi Leheb'in. Evet. Şimdi Kur'an'da Allah-u Teala Ebu Leheb'in iman etmeyeceğini haber vermiş. Değil mi? Yani ayeti okursak Tebbet yeda Ebi Leheb'in ve teb ma agne anhu maluhu ve ma kesep seyasla naran zâte leheb. Cehennemlik yani. Cehennemlik kişi ise demek ki iman etmemiş falan. Hani büyük günah işleyenler de cehennemde oluyor ama üslupta söylemiyor. Evet. Şimdi Ebu Leheb cehennemde. Yani iman etmeyecek. Ama Ebu Leheb'den aynı zamanda biz iman etmesini istiyoruz. O da yani Kur'an'ın muhataplarından bir muhatap. Değil mi? Mükelleflerinden bir mükellef. Hem iman etmeyle mükellef, hem de iman etmesi gerektiği malzemenin içinde onun iman etmeyeceği de var. Dolayısıyla Allah-u Teala Ebu Leheb'den bir tür şunu istemiş oluyor. İman etmeyeceğine iman et. Anlatabildim mi? Yani muhatap Kur'an'a inanması gerekiyor ama inanacağı Kur'an'ın bir parçası da onun iman etmeyeceğini söylüyor. Yani iman etmeyeceği şeye, iman etmeyeceğine iman etmesi lazım. Evet. Yani iman etmeyeceğine iman etmekle mükellef tutulmuş. Evet. Yani iman etse bir türlü, etmese bir türlü. Etmese bir türlü değil aslında. Etmese, evet. Yani azap var falan. Bu işte muhale emretmektir, diyor. Şimdi Müslüman olmak için Kur'an'a inanması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Kur'an'a inanmaya çalışıyor ama inandığı şeylerden bir tanesi onun inanmayacağı. Dolayısıyla bu muhale emretmektir. Dolayısıyla bize göre diyor muhale emretmek caizdir diyor şey. Mutezile tabii böyle bir şeye yani bu ayeti çok tevil ediyorlar. Yani böyle bir şey mümkün değil diyorlar yani. Böyle bir şey olamaz. Hazreti Musa Firavun'a gitmesinde aynı şekilde değerlendiriyor mu? Orada bu kadar sorun yok. Daha kolay tevil edilir. Evet. Mutezile bunu asla kabul etmez yani. Burada hani teklif-i muhal falan. Çünkü Mutezile'ye göre teklif-i muhal olması bunu inanılabilir bir metin olmaktan çıkarır. Evet. Gazali yorumluyor şimdi. Gazali diyor ki Ebu Leheb inanmakla emrolundu. İnanma imkanı hasıl oldu. Ancak Allah onun imkan dahilinde olan inanmayı gerçekleştirmeyeceğini biliyordu. Bunu haber verdi. Dolayısıyla bilgi bilinene tabidir. Onu değiştirmez. Yani bu zaten böyle olacaktı. Bunu Allah-u Teala biliyordu. Bilgi bilinene tabidir. Bilinenin durumunu değiştirmez. Yani Ebu Leheb'in iman etmesi eskisi gibi mümkün. Mümkün. Ama Allah-u Teala bunun hani olmayacağını biliyor. Bildiği için söyledi. Gibi bir yorum yapmaya getiriyor. Çalışıyor. Bu yorum tartışılabilir. Evet. Üçüncü şey, yine Eş'ari imkan şartını kabul etmiyor. Yani teklif-ü mâlâ yutak da olabilir, teklif-ül muhal de olabilir. Bunu kabul etmezken kullandığı delillerden bir tanesi de şu. Yani hani şeyin mümkün olmasını şart koşmak, teklife konu olacak fiilin mümkün olmasını şart koşmak, biraz böyle salah, aslah, husun, kubu, mutezile tavrı diyor. Biz bunların tamamını reddediyoruz. Dolayısıyla mümkün olma şartı söz konusu değil. Evet. Gazali ise burada dediğim gibi, yani Gazali'nin şartları şu dördü. Teklif-i muhal ve teklif-i mâlâ yutakı kabul etmiyor. Tam burada mutezile gibi. Sebebi bu teklifin anlamı yüzünden diyor. Yani ben diyor hani şimdi bir şey bulması lazım, kulp bulması lazım buna. Hani mutezilenin gerekçelerinden farklı bir gerekçe üretiyor. Teklifin anlamı yüzünden ben diyor bunu kabul etmiyorum. Yoksa işte Eş'ari'nin söylediği gibi salah, aslah, işte husun kubu sebebiyle değil.
Çünkü külf şey diyor, teklif dediğimiz şey kendisinde külfet bulunan bir şeyi talep etmektir. Talep de tanımlıyor şimdi. Teklif içinde külfet olan bir fiili yapmayı talep etmektir. Ondan sonra talep de bir matlubu gerektirir. Yani istenen bir şeyi gerektirir. Bu matlubun da anlaşılır olması lazım mükellef tarafından. Mükellef tarafından anlaşılır ve yapılabilir bir şey olması lazım. Pardon, anlaşılır olması lazım diyor. Mesela birine hareket et demek tekliftir diyor. Ama mareket et demek aynen mareket diyor. Taharrak, maharrak. Tabii çeviride bu anlaşılamamış. Yani bağlam anlaşılamadığı için belki. O da hareket et diye çevrilmiş. Yani birinci hareket et. Evet. Aslında uyarmıştım. Yeni çeviride de mi öyle? Ben ya aslında bazı düzeltmeleri yazdım gönderdim de biraz sıkışık vakitti belki. Birine hareket et demek teliftir ama yani teharrak demek tekliftir ama meharrak demek yani hareket et demek teklif değildir. Zira anlaşılmaz. Anlamı da yoktur. Teklif kendisinde külfet olan bir şeyi söylemektir. Dolayısıyla muhal bir şeyi teklif etmek hareket et demek gibi bir şey. Ne hareket ne? Hani şey olmaz diyor. Efendim. Ha, ayrıca teklif taati gerektirir. Dolayısıyla muhal talepler kelamı nefs olarak var olamazlar. Yani Allah-u Teala'nın ezeli kelamında muhal olan talepler bulunamaz. Allah-u Teala da muhal. Yani Allah mesela Kur'an'da mareket et diye bir lafız bulunabilir mi? İmkansız bir şey. Kıdemden itibaren imkansız ve de muhal bir şey. Bir emir. Evet. Gibi. Burada teklif devam ediyor diyor. Yani mümkün diyor. Hala daha mümkün inan şeyi. Yani Allah'ın bilmesi onu imkansız yapmaz diyor. Allah-u Teala onu yapmayacağını bildiği için falan gibi ama zor. İzahı Gazali'nin şey. Hocam güzelmiş. Öyle mi? Evet. Güzel. Evet. Bizim de bir mareketimiz olsun ya. Evet. Arkadaşlar Gazali'ye bir yine soru itiraz geliyor. Şimdi hadis kudret fiil ile beraber olduğu halde var kılmada etkisi yok diyor Eş'ariler. Eğer sen de böyle kabul ediyorsan şimdi hadis kudret yani sonradan yaratılan kudret efendim fiil üzerinde hiçbir etkisi yok. Yani şurada kudret, kadim kudret. Kulda hadis bir kudret olsa bile bunun fiilin ortaya çıkması üzerinde hiçbir tesiri yok. Kadim kudretin tesiri var. Dolayısıyla irade de Allah'ın, kudret de Allah'ın, fiil de Allah'ın formülü var ya efendim. Kendine bu soruyu soruyor. Şimdi sen teklifi malayı takı reddediyorsun. Efendim. Eğer böyle şeyi kabul ediyorsan, hadis kudretin etkisi olmadığını kabul ediyorsan, o zaman her teklif teklifi mala yutak olmaz mı sence? Yani şeye zorluyor Gazali'yi. Yani kudret fiille birlikte mi, fiilden önce mi? Buradaki görüşün ne? Gazali diyor ki ben diyor fiilden önce mi sonra mı bu konuya girmek istemiyorum diyor. Çünkü şeyini söylese, yani... Kudret fiille birlikte dese cebir olacak. Gazali cebre asla düşmek istemiyor. Bütün hazırlıkları bu yönde. Kudret fiilden önce dese Mutezile'nin yani artık sokakta ben Mutezile'yim diye bağırmasıyla aynı anlama gelecek. Onu da söylemek istemiyor. Efendim, biz diyor oturan sağlıklı bir kişiye kalk demekle uç demek arasındaki farkı zaruri olarak idrak ederiz diyor. Az önceki Bakillani'nin aralarında fark yok diyordu ya. Efendim, peki bu fark neye bağlı? Bu fark kudrete bağlı. Benim kalkmaya kudretim var, uçmaya kudretim yok. Kudretin etkisi ve hudus vakti ile ilgili tartışma nereye varırsa varsın. Yani kudret fiil ile beraber mi ortaya çıkıyor, fiilden önce mi ortaya çıkıyor bu hadis kudret? Bu tartışma nereye varırsa varsın, ben diyor, teklifi mala yutakı reddediyorum. Çünkü cebire düşmek istemiyorum. Evet.
kudretin tesir yönü ve vaktini incelemeye bağlı olmadan diyor. Yani muhtemelen bu görüşün dışında. Çünkü bu görüşte olsa bunu söyler efendim. Evet. Çünkü hani dua ederken de bize takatimiz olmayan şeyleri yükleme diyoruz ya. Eğer hani Eşari'nin dediği gibi kalkmakla uçmak eşitse, aynı şeyse, arada fark yoksa, böyle bir duanın da anlamı yok. Kur'an'da böyle bir şeyin yer almasının da anlamı yok. Yani her şey birbirine eşitse bu dua neden kalsın? Dolayısıyla benim diyor kalkmaya kudretim var, uçmaya yok. Yani kalkmaya kudretim var demek ne demek? Fiilden önce var gibi. Yani. Evet. Evet, cebir düşüncesine düşmek istemiyor. Şimdi bu konuları da bitirdik sayılır. Kitap konusuna geldik. Burada kalalım. Arkadaşlar, ara verebiliriz sömestrde. Biraz ara verelim. Değil mi? Daha iyi olur. Hem soğuk oluyor burası. Belki ikinci dönem şeyde yaparız. Yukarıda. Yeni bir heyecan olmuş olur. Bu şekliyle birinci dönemimizi bu senenin bitiriyoruz o zaman. Hepinize teşekkür ediyorum. Geldiğiniz, dinlediğiniz, renk verdiğiniz için. Efendim, tamam mı? Kapattım.